Hattının karşılığı nedir diye seyircilerimiz Google'a yazsınlar, çıkar. Çok ilginç. Evet. Google Chrome'un logosu. Devam edelim. Yani hep masumane diye baktığımız şeyler. Hocam bunu ben sizden önce gördüm ama bir şey anlamlandıramadım tabii ben. Kitabın, önce bir kitabın The Google kitabını koyuyor. The Google Book, bir sonraki. Google'un nereden geldiğini öğreneceğiz şimdi. Evet. Şimdi bu, Google'u biz ne zaman duyduk? 10 sene. Son 10 senedir değil 10 mi? 10 sene. 1913 yılında Rothschild'lerin bir adamının yazdığı, İngiltere'de yazdığı bir kitap bu. Google Book. 1913. Evet. Rothschild'lerin bankasında çalışan şu Vickers diye bir adam. Şimdi burada kuşlar var, sembolü. Amerika'nın kuruluşunda ilk sembol Phoenix kuşuydu. Simurgh diğer adı. Burada geçenki programda göstermiştik. Evet, evet. Seyircilerimiz Londra Olimpiyatları'nın açılışına bir baksınlar. Phoenix kuşunu görecek. Onunla açıldı Londra Olimpiyatları. Daha yeni geçenki olimpiyatlar. Amerika'nın ilk resmi mühürde arma olarak kullanılmaya başlıyor. Fakat Hristiyan'a karşı çıktığı için kartala dönüştürüyorlar. Dolayısıyla küllerinden yeniden doğmak kuşun, bu kuş o kuş değil bu ekrandaki, ama kitabın mantığına ben şöyle bir baktım şeyine. Mantığı, kitap ne anlatıyor hocam? Kitapta şeytanın gülüşleri var. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Tamamen. Şeytanın gülüşleri. Bir kuş güya gidiyor geliyor ama özünde itibariyle şeytani resimler var. Çevirsin de. O zaman az önceki fotoğrafı mı getirelim? Az öncekinden sonra daha ilginç bir fotoğraf var. Tamam, devam edin o zaman arkadaşlar. Buyurun. Bu ne? Bu ne hocam? İşte bu. Şeytan mı? Kitabın içindeki şeylerden biri, çizimlerden. Yani Rothschild'lerde İngiliz Merkez Bankası'nda çalışan birinin böyle bir şekilde ne işi var? Bunun sanatla ne alakası var? Ne anlama geliyor hocam bu? Ya işte bunlar kendilerinin ilgi alanları sürekli bu işler. Bu gördüğüm modern dene adamların hepsi bu tip şeylerle uğraşıyorlar. Çok ilginç. Evet. 1913'te evet. Yayınlanan The Google Book'un. Evet. Sonra neden peki arama motoru açılınca adı acaba Google oluyor? Ya aynı, temsilcileri aynı bunlar. Google'un ya da teknoloji şirketlerinin gönüldeki sahipliğine bakmayın. Yok Facebook garajda kuruldu filan, bu tip palavralara geçin. Öyle bir şey yok diyorsunuz. Yok öyle bir şey.